Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Fidan, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim saldırısına bir kez daha kuvvetle kınıyoruz. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, tüm uyarılarımıza rağmen İsveç'teki Kur'an-ı Kerim saldırısını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz. Karşılaştığımız sınamaların birçoğu bildiğimiz gibi ortak. O nedenle Ürdün'le düzenli istişarelere önem veriyoruz. Aldığımız bir kararla bakanlıklar arası düzenli istişareleri başlatıyoruz açıklamasında bulundu. Türkiye ile İsveç'teki Kur'an'ı yakma hadisesine tepki gösterdik. Bu kapsamda İİT olağanüstü toplandı. Dünyanın çeşitli çevrelerinde de bu olaya tepkiler geldi. Stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibariyle İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bir yük mü yoksa fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır. Terörle mücadele konusunda İsveç'in adımlarını uygulamaya koymasını bekliyoruz. İsveç eğer gayretlerine devam ederse başka alternatif de mevcut. Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır. Sükunetin sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz diyerek İsrail'e de tepki gösterdi Hakan Fidan. Türkiye ve Mısır bölgelerinde güçlü iki kardeş ülke, bu iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksleri yoktur. Cumhurbaşkanlarının iradeleriyle birkaç yıl önce bir süreç başlatıldı. Doha'da iki cumhurbaşkanı bir araya geldiğinde alınan kararlar kapsamında süreç ilerledi. Mısır ve Türkiye olarak karşılıklı büyükelçilerimizi atıyoruz. Artık önemli bir aşamayı geride bırakmış olduk. İlişkilerimiz büyük bir hızla ilerlemeye devam edecek. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.